Evet, Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi'nin hazırlamış olduğu webinar programına tüm katılımcılarımız hoş geldiler, sefalar getirdiler. Özellikle konuşmacı hocamız Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nden Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Murat Maydoğ hocamız. Ona da hoş geldiniz diliyorum. Hoş bulduk Hoş geldiniz. hocam. Hoş bulduk hocam. Hocam, sistematik mühendislik tasarımı ve Ar-Ge kültürü konusunda bizleri bugün bilgilendirecek. Umarım programımız çok faydalı ve verimli geçer. Ve şu an birçok projelerde, TÜBİTAK veya Avrupa Birliği projelerinde sistematik mühendislik tasarımının önemini dün gece de hocam yapmış olduğumuz bir programda vurgulamıştı. Dün benzer programı biz gerçekleştirmiştik canlı olarak. Bugün de inşallah sizlere hocamız bu bilgilerinden istifade ettirecek. Umarım faydalı olur. Buyurun hocam. Öncelikle siz kendinizi takdim ederseniz, tanımayan öğrencilerimiz de var. Evet, sayın hocalarım, değerli öğrenci arkadaşlar, değerli katılımcılar. İsmim Murat Mayda, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Daha önce Gazi Üniversitesi'nde lisans, master ve doktora eğitimini tamamladıktan sonra Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak göreve başladım ve arkasından post doktora çalışmalarımı yapmak üzere 2014-15 yılları arasında Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde makine mühendisliği bölümünde ilgili çalışmalarımı tamamlayıp geri döndüm. Temel uzmanlık alanım tasarım mühendisliği, bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli mühendislik, makine tasarımı şeklinde. Yani içinde tasarım olan her konuyu naçizane girebildiğimiz kadar derinlikte anlamaya çalıştım. Bugün de naçizane bu birikimlerimi biraz iç içe girmiş halde artık vermek durumunda kalacağım. Çünkü çok konu var. Her konunun detayına girip anlatmamız mümkün değil ama bunları bir araya getirip belli bir mantık silsilesi içinde naçizane özellikle ülkemizde bir farkındalık oluşturmak için bu etkinliği sağ olsun Yusuf Hocam ve Hüseyin Arkan hocalarım buna vesile oldular. Ben de naçizane inşallah onlara mahcup olmayacak şekilde bu bilgileri aktarmaya çalışacağım. Yusuf Hocamla biraz daha sohbet tarzında bu Evet. bilgileri aktararak bir soru cevap şeklinde ilerleyebiliriz kendisiyle birlikte. Evet. Soru Evet hocam. şeklinde gidelim hocam o zaman. Şu Buyurun, an son buyurun. zamanlarda gündemde çok olan, özellikle bizim mühendislik alanlarımızda, üretim sektöründe, proje geliştiren kurumlarda, kuruluşlarda bazı terimleri çok sıklıkla duyuyoruz. İşte bunlardan iki tanesi Ar-Ge ve inovasyon. Bunlar çoğunlukla birbirleriyle çok karıştırılan kelimeler. Anlam Evet. bakımından farklılıkları olsa da kelime olarak bazen yanlış kullanıldığı yerler de olabiliyor. Ar-Ge yerine inovasyon, inovasyon yerine Ar-Ge. İşte KOSGE projelerinde de görüyoruz bunları. TÜBİTAK projelerinde de proje hazırlayan kişiler bu konularda nelere dikkat etmeleri lazım? Bu kavramlara biraz açıklık getirebilir misiniz hocam? Buyurun. Tabii ki Yusuf Hocam. 5746 no'lu mevzuatta geçen tanımlar üzerinden giderek daha sonra onları bir sadeleştirerek daha iyi anlamaya çalışacağız. Araştırma mevzuatta, ilgili mevzuatta araştırma geliştirme faaliyeti kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerdir tanımı var mevzuatta. Yenilik, yani inovasyon diyebileceğimiz, yenilik ile şeklinde de çevirebileceğimiz kelimemiz de sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek
yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve bu süreçlerin neticelerini içerir değerli arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz araştırma ve geliştirme faaliyetindeki anahtar kelimeleri ben vurgulamaya çalışmak istiyorum. Diyor ki öncelikle yeni. Yeni olması gerekiyor. İlgili sürecin, sistemin ya da uygulamaların. İkinci anahtar kelimemiz vurgu. Sistematik bir temelde yürütülmesi gerekiyor bu faaliyetlerin. Belli bir yöntem, yani metodoloji dememiz lazım öncelikle. Belli bir metodoloji tanımlamamız gerekiyor, takip etmemiz gerekiyor. Metodoloji nedir? Metodoloji içinde yöntem ve teknikleri içerir. Ve bu metodoloji içinde de bir takım yöntem ve gerekiyorsa teknikleri kullanarak biz bu sistematik kapsamı oluşturmamız gerekiyor, yolu tarif etmemiz gerekiyor. Araştırma geliştirme, yani Ar-Ge tanımında ilerliyoruz. Birinci anahtar kelimem yeni. İkinci anahtar kelimem sistematik. Üçüncü anahtar kelimelerimiz ise yine yeniye yakın nedir? Özgün, deneysel ve bilimsel olması gerekiyor bu sonuçların. İnovasyon kelimesine geldiğimizde orada da yeni karşımıza çıkıyor. Yeni bir fikrin ortaya çıkması gerekiyor. Ancak bunun inovatif olabilmesi için bu fikrin illaki bir pazara, ki literatürde benim baktığımda birçok literatür okuduğumda iki kelime vurgulanıyor inovasyonda. Bir yeni olacak, belli bir fikir, bu fikir özgün olacak, yeni olacak ve pazarda başarıyla yer alabilecek. Yani pazarlanıp satışa dahil olacak bir ürün olacak ki piyasadaki onun katma değeri ortaya çıkacak. Bu şekilde inovasyon diyebiliyoruz bir ürüne. Burada araştırma ve geliştirme dediğimiz başlıkta demek ki neymiş değerli arkadaşlar? Bir, yeni olacak. İki, sistematik olacak. Üç, özgün bilimsel ve deneysel teknik sonuçlar içermesi gerekiyor dedik. Ar-Ge'ye özetlemek gerekirse inovasyona da yeni fikirlere dayalı ama pazarlarda sunulmuş, hatta yeni pazarlarda ortam hazırlayabilecek bir ürün olması gerekiyor ilgili inovasyon dediğimiz ürün ya da tasarımın. Evet, burada herhalde tanımları başlıca bu şekilde söyleyebiliyoruz. Evet. Peki hocam, bir de bu Ar-Ge faaliyetleri sonucunda tabii beklenti yüksek katma değeri sahip ürünlerin elde edilmesi. Evet. İşte bu yüksek katma değeri sahip ürünlerin ortaya çıkarılması için neler yapılmalı? Hangi yöntemler takip edilmeli? Özellikle proje geliştirici, bu konularda proje yazacak olan firmalara veya danışman kişilere veya işte öğrencilerimize neleri tavsiye edersiniz? Bu konuda da bilgi verseniz mutlu oluruz. Teşekkür ederim hocam soru için. Burada yüksek katma değer konusunu. Öncelikle katma değer nedir? Katma değer nedir? Katma değer kabaca şöyle tarif edebiliriz. Bir ürünün maliyeti bir birim ise satışına 10 birim diyorsak eğer arada bir 10 kat fark var ve çıkardığımız zaman geriye kalan 9 birim bir katkıdır. Yani bu ilgili firmaya, ilgili şirkettir, ilgili her türlü sektörde bu bir katkıdır. Öyle ürünler var ki mesela yazılım piyasasına baktığımız zaman Yusuf Hocam da çok iyi bilir bu durumu. Yazılıma verilen maliyete bakın. Yani o yazılımın bize verdiği, oluşturduğu maliyete bakın. Bir de satış fiyatına bakın mesela. Arada ciddi farklar vardır. Yani yüksek katma değere sahiptir bu tarz ürünler. Ortaya çıkmış eserler. O yüzden bizim ülke olarak mümkünse yüksek katma değerli ürünler ortaya çıkartmamız gerekiyor ki bu ürünler önce firmaya katacağını, daha sonra bir refah seviyesi olarak oradaki çalışanlara katacağını, arkasından ülkemize ne kadar katacağını. Dolayısıyla bizim yüksek katma değerli ürünler üretebilmemiz gerekiyor. Bu durumda peki bunun Ar-Ge ile ne bağlantısı var? Ar-Ge faaliyetiyle, yenilik faaliyetleriyle ne ilgisi var dediğimizde Ar-Ge faaliyetini öyle bir yürütmeliyiz ki burada Ar-Ge faaliyeti öyle bir yürütmeliyiz ki yüksek katma değeri oluşturabilecek ürünleri tasarlayabilelim. Peki temel basamaklarımız neler diye burada bir detaya girmemizde fayda var. Ürünün tasarım aşamasında, özellikle planlama, geliştirme aşamasında
Bir takım benim naçizane 4 tane çıkarımım var. Bu zamana kadar bir 15 yıllık tecrübem, işte sanayi vesaire danışmanlık tecrübelerinden de yola çıkarak 4 ana başlık belirlemeye çalıştım. Bunlardan bir tanesi sistematik bir temel olması gerekiyor. ARGE faaliyetinin yürütülmesinde. Az önce de tanımına baktık. ARGE sistematik bir metodoloji izlemeli. Yani bir metodoloji ya da bir yöntem, bir teknik izlemeli. Peki ne işe yarar sistematik olduğu zaman? Böylece var olan tüm çözüm uzayını kapsayabilecek şekilde bir yol izlemiş oluruz. Yani bir kişi ya da iki kişi oturduğu zaman bir dün ya da bugün arasında farklı çözümler üretin dediğimiz zaman ikisi arasında farklar olabiliyor. Yani sezgisel yaklaşabiliyoruz. Her noktaya değinemeyebiliyoruz. Ama sistematik bir takım yöntemler vardır. Biz bunları uyguladığımızda aynı noktaya tekrar gidip bakmaktansa ona vereceğimiz zamanı gidip başka hiç bakmadığımız bir noktada çözüm arayarak böylece bir sistemli bir faaliyet içinde olmamız gerekiyor. Bu durum aynı zamanda çözüm bulma süresini kısaltır. Yani maliyeti de düşürmüş olur sistematik bir yol izlememiz. Şimdi burada değerli hocam birçok alt başlık var. Diğer alt başlığa geçelim. Bir önce genel bir özetleyelim. Kalite ve yenilik. Diğer bir ikinci başlıkta. Hani kalite ve yenilik. Biz istediğimiz ürünlerde belli bir kalitede, belli bir performansı, belli bir işlevi yerine getirmesi gerekmek şartıyla o ürünlere biz ne yapabiliyoruz? Talepte bulunabiliyoruz. Yani bu ürünün kaliteli olması gerekiyor ve yenilik burada çok ön plana çıkıyor arkadaşlar. Yani inovasyon katma değeri ciddi şekilde artırmakta arkadaşlar. Yani burada yenilik düzeyini nasıl artırabiliriz sorusu karşımıza çıkacak. Bunun için de bir takım araçlar var. Yeri geldikçe onları konuşacağım şimdi. Bu sorunun biraz cevabı uzun Yusuf Hocam. Müsaadenizle devam edeyim ben. Tabii. Üçüncü alt başlık güvenilirliktir değerli arkadaşlar. Güvenilirlik. Güvenilirlik nedir tarifini yapmak gerekirse bu son zamanlarda özellikle dünya çapında baktığımız zaman literatüre güvenilirlik konusu çok ciddi şekilde ön plana çıkmakta. Bu da ülkemize yakında gelecektir. Nedir o güvenilirlik? Bir ürünün kendisinden beklenen görevi. Her ürünün bir işlevidir. Bir işlevi vardır. Bir fonksiyonu vardır. Onu belli bir zaman dilimi içinde belli çalışma şartlarında yerine getirebilme olasılığıdır. Yani burada bir olasılık var. 0-1 aralığında ya da 0-100 aralığında biz diyebilmemiz gerekiyor ki bu ürün benim size satmaya düşündüğüm ya da sizin benden istediğiniz ürünü ben size %90 güvenilirlikle tasarlayıp teslim edeceğim ve çalışacağını %90 ifade ediyorum. %100 diye bir güvenilirlik olamaz. Mümkün değil. İllaki belirsizlik vardır. Peki güvenilirlik nereden çıktı? Şuradan çıkıyor. Şöyle bir soru sorsam sizlere. Asansörleri biz 12 kat yaklaşık emniyetle tasarlıyoruz. Başka? Uçakları yine çok yüksek katlı yani emniyet ilgili güvenilirliği sağlamak için ne yapıyoruz biz? Yüksek miktarda kat sayılar kullanarak 100 megapaskal değil de biz ona 1000 megapaskal şeklinde dayanabilecek şekilde düşünüyoruz. Ve 10 kat, 20 kat emniyet kat sayısıyla tasarlayarak ilgili makineleri ortaya çıkarıyoruz. Bu makine ne olabiliyor? Uçak olabiliyor ya da asansör olabiliyor. Şu oldu, bu. Peki soru şu, asıl can alıcı buradaki soru şudur. Madem biz bu 12 kat tasarladığımız asansör tasarlıyoruz ama neden hala kazalar oluyor? Halbuki kontrolleri de oluyor bunların. Hadi bir kısmı kontrolsüzlükten kaynaklı. Gerekli muayenelerin yapılmamasından kaynaklı diyelim. Onları çıkardığımızda bizim burada göremediğimiz durum nedir? Burada aslında arkadaşlar yani bir mikrofonla bağlanma vesaire olmadığı için ya da bağlanmak isteyen varsa soru cevaplayabilirler. Yusuf Hocam fark etmez. Ya da devam edelim. Sorularını yazacağız hocam. Sohbet chat kısmından da yazabilir soru tamam. Soranlar. Hocam işte burada can alıcı nokta şudur. Özellikle yurt dışında çalıştığımda bu konuda şunu gördüm. Artık tasarım şartnamelerdi. Yani ürün şartnamelerine bundan sonra güvenilirlik ölçütü gelecek. Amerika'da başladı mesela. Benim o bulunduğum yıllarda başlamıştı. Şartname de diyeceğiz ki bu ürün %70 güvenilir.
Yani emniyet kat sayısını benim 3 almam, 5 almam onun güvenilir olduğunu kanıtlamıyor maalesef. Özetle neden bu kazalar meydana geliyor? Bu kazaların sebebi şudur, belirsizliktir. Her ürün, her sistem illaki bir belirsizliğe sahiptir. Bizim makinacılığa baktığımızda, makinacılık sektöründe örneğin ilk belirsizlik aklımıza gelen imalat hataları vardır. Her tezgahın %5, %1, binde 1, 10.000'de 1 de olsa illaki hataları vardır. Belli tolerans payları vardır. Bu hatalar bir araya geldiği zaman başka hataları meydana getiriyor. Yani göremediğimiz belirsizlikleri. Dolayısıyla bizim artık yapacağımız şu olmalı. Artık biz stokastik deniyor ona. Olasılıksal yaklaşmamız lazım bundan sonra. Deterministik yerine, yani geleneksel yöntemler yerine, ortalama değerler almak yerine 10 deney yaparsanız bir ortalamasını alır ya da standart sapma da alıp yetmiyor. Üçüncü, yani istatistikte bildiğiniz gibi 4 moment vardır. Moment diye geçer. Birinci momenti ortalama almaktır. İkinci momenti standart sapmadır. Üçüncü momenti çarpıklık değeridir bir dağılımın. Dördüncü momenti de basıklıktır ilgili eğrinin, ilgili dağılımın. 4 temel parametresi vardır. Biz bu 4 temel parametreyi alarak standart dağılımlara da uydurabiliriz ya da standart olmayan bir dağılım olarak da kullanabiliriz. Toparlamak gerekirse, çok konuyu derinlemesine girmek istemiyorum ama bir şeyleri de farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Artık geleneksel tasarım konusu yavaş yavaş mazide kalmaya doğru gidiyor. Nereye doğru gidiyoruz peki? Her ne yapıyorsak belirsizlik altında yapmamız gerekecek. Bir yazılımcı hocamız da bunu belirsizlik altında çalışacaktır. Bir makine mühendisi de belirsizlik altında tasarımlarını, güvenilirliğini hesaplaması gerekli olacaktır ilerleyen zamanda. Dolayısıyla o bizim 10 tane yaptığımız deneyi artık ortalamasını vermektense o 10 deneyin dağılımını biz input olarak, yani girdi olarak almamız gerekiyor. Buradaki temel incelik bu. Inputumuz, yani girdimiz, burada eğer dağılımsa, belirsizlikse çıktığımız da belirsiz olacak ama biz o belirsizliğin içinde olasılık arayacağız. Burada hangi yöntemler kullanılır diye düşünürsek güvenilirlik, bu konuya olmazsa da girmişken bitireyim. Güvenilirlik analizi yaparken en çok kullanılan, İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan yöntemlerin başında ve en güçlü yöntem Monte Carlo yaklaşımıdır. Monte Carlo simülasyonudur. Burada Monte Carlo'da ne yapılır? Bir odada düşünün, bir optimum nokta arıyorsunuz. Oraya 10 tane ekip gönderdiniz. Optimum noktayı bulmaya çalışıyorlar. Mı daha mantıklı, yoksa 100 bin tane nokta mı ekip gönderiyorsunuz, o noktalar arıyorsunuz o şekilde. Yani olasılık rastgele oluşturulan değerleri ne kadar sayısını artırırsak, simüle edersek o derece optimum noktayı yakalamak ya da istediğimiz o olasılık değerini yakalamamız daha da artar. Yani Monte Carlo simülasyonu özellikle nükleer bombada kullanılmış, hesaplarında çok kullanılan bir yöntem. Bilgisayarlar geliştikçe ileride yine tahtını koruyacak bir yöntem. Amerika'da çok ciddi şekilde onlar da kullanılıyor. Ben de çalışmalarımda genelde onu kullanıyorum. Güvenilirlik hesaplarında. Değerli hocalarım, değerli arkadaşlar, burada size tavsiyem, bundan sonraki çalışmalarınızda stokastik, yani olasılığa dayalı çalışmanızı öneririm. Bilim çünkü oraya doğru ilerliyor artık. Üçüncü ayağıydı bu güvenilirlik. Arge. Yani Arge faaliyetinde de bunun önemi var. Ne kadar bir ürününüz güvenilirse, güvenilirlik peki kabaca nedir hocam? Şudur, bir araç aldınız, bir otomobil aldınız. Bu otomobilin 10 yıl içinde toplam arıza kaç tane arıza vermiş? 10 tane arıza vermiş. Bir başka otomobil 1 tane arıza vermiş. O zaman 1 tane arıza veren otomobil daha güvenilirdir şeklinde. Yani ortaya çıkarttığınız tasarımlar, ürünler ne kadar güvenilirliği çok önemlidir. Bu da piyasadaki, pazardaki payını ciddi şekilde etkileyecektir. İmajını ciddi şekilde etkileyecektir diyebiliriz. Üçüncü basamağımız Arge'de budur. Dördüncü basamak ise şu an dünyanın üzerinde halen çalışmakta olduğu ve net bir sonuca ulaşamadığı bir alan. Bütün bu uğraştığımız sistematik yöntemin, kalite yenilik çalışmalarının, araçlarının ve güvenilirlik analizlerinin sonucunda doğasında ne oluşacaktır? Birçok veri oluşacaktır. Büyük veri, big data diye geçen, büyük veri denen şu anda ciddi bir problem var karşımızda. Onu verileri analiz edip temsil etmemiz gerekiyor. Temsil etmek yetmiyor, yönetmemiz gerekiyor. Bu yüzden de dördüncü ayağımızda bu bilgilerin temsili ve yönetimi karşımıza çıkıyor. Bu dört ayağı sağlam oluşturabilir isek
Yapacağımız Ar-Ge'ye yenilik faaliyetleri, inovasyon faaliyetleri ciddi şekilde karşılık bulacaktır. Ülke olarak eminim ki lider ilk 3, ilk 5 ülkeler arasına da gireceğimize bu konuda eminim. Yani bu konuda daha net bir ifade kullanabiliriz. Bu bizim çalışmamıza, gayretimize bağlı. Şimdi döndüğümüzde ben güvenilirlik konusunu şöyle kısaca bahsettim. O biraz daha detay içeriyor. Onu orada bırakalım. Sistematik yöntem takip etmek lazım dedik ama burada sistematik yöntem nedir? Nasıl bir yöntem kullanabiliriz? Şöyle bir yöntem kullanabiliriz. Dünyada bugüne kadar belki 900 bine yakın makale okumuşsam bunlardan 900 yani %99'unda 95'inde dünyada genel geçerli bir atıf, herkesin onlara atıf bulunduğu bir yaklaşım var. Sistematik mühendislik tasarımı. Paul ve Beitz diye iki tane Alman bilim adamının ortaya attığı bir yaklaşım. Oldukça teferruatlı ve disiplin içeren, çeşitli birçok standart araçlara sahip bir yaklaşımdır. Bu ülkemizde de birkaç üniversitede, mühendislik fakültesinde, makinede, birkaç üniversitede eğitimin olduğunu fark ediyor, biliyorum. Giderekten de yayılacaktır inşallah. O Amerika'da, o Georgia Tech'te, yani o da, onlar da gayet iyiler. Dünyada ilk 5, ilk 10'dalar. Onlar çok iyi kullanıyorlar bu yaklaşımı. Yani tasarım derslerinde birçok konuda sistematik mühendislik tasarımına, bir tasarım yaparken gelişi güzel değil de o sistematik yolu takip ederek değerli arkadaşlar ne yapıyor? Böylece verimli tasarımlar ortaya çıkarıyor. Tasarım yarışmaları yapıyorlar. Tasarım yarışmalarında tasarım grupları ilgili tasarımlarını bu şablona göre hazırlayıp sunmak durumundalar. Belli bir standart var. O standartta sunum yapıyorlar. Gerekiyorsa prototipini yapıp orada da sergiliyorlar. Gelen komiteler, tasarım, orada tasarım komitelerine de görev yapmıştım. Sorularımıza cevap veriyorlar. Ona göre puanlıyoruz. Ona göre yarışmalarda birinciler, ikinciler, dereceye girenler bu şekilde. Yani bir tasarım, bir Ar-Ge kültürünü daha o eğitim, öğretim aşamasında oturtmaya çalışmak lazım diyorum. Şimdi o konuda orada bıraktım. Burada sistematik mühendislik tasarımı temel olarak 4 tane aşamadan oluşur. Biri değerli arkadaşlar, işin belirlenmesi. Yani ortada bir iş olması gerekiyor. Bir problem tasarım tanımı yapmamız gerekiyor. Bu aşamanın sonucunda bir tasarım şartnamesi belirlememiz lazım. Bu ürün ne tür bir geometriye sahip olması gerekiyor? Ne tür bir kinematik hareketi yapması gerekiyor? Bütçesi ne olması gerekiyor? Bu ürünün tasarımın teslim tarihi ne olması lazım? Gibi birçok burada temel mühendislik parametresini belirlememiz gerekiyor, işin belirlemesi. Birinci aşama bu. İkinci aşama ve en can alıcı aşamalardan birisidir. Ve bunu işte Ar-Ge yapan şirketler, özel sektörler, ülkemizde birçoğu bunu atlıyor. Buna dikkat etmek lazım. Kavramsal tasarım diyorum ısrarla. Kavramsal tasarım nedir ikinci aşama? Birinci aşamadan elde ettiğimiz tasarım şartnamesindeki bizi sınırlandıran ihtiyaçlara göre konsept, yani kavram düzeyinde tasarım çözümleri geliştiriyoruz biz burada. Hidrolik mi olmalı, pneumatik mi olmalı, elektriksel mi olmalı, mekanik, salt mekanik mi tasarlamamız gerekiyor ya da bunların karma bir tasarımını mı kullanmamız gerekiyor? Bunların kombinasyonları yaparak mantıklı bir takım değerlendirmelerden yola çıkarak biz bir ya da iki tane optimum çözüm kavramı, en iyi çözüm kavramını bu aramamız gerekiyor kavramsal tasarımın sonunda. Şekillendirme tasarımı hepimizin aşağı yukarı bildiği konular. Ortaya çıkan bir çözüm bellidir artık. Pneumatik mi kullanmamız gerekiyor? Ortada bu mu çıktı ortaya? Tamam, pneumatik de. O zaman nasıl bir sistem tasarlayalım? Silindir, piston vesaire. Bunları nasıl tasarlamamız gerektiği artık şekillendirmeye başlıyoruz. Temel toleranslarını, temel boyutlarını vermeye başlıyoruz. Yapmamız gereken mühendislik analizleri varsa, sonlu elemanlar analizi, sonlu hacim metodu vesaire. Bunları nasıl kullanacak isek şekillendirme tasarımında bunları yapmamız gerekiyor. Arkasından son olarak da ayrıntılı tasarım aşamasında artık biz tasarım belirledik, analizini yaptık, karar verdik, bu çalışıyor dedik. Tasarım şartnamesindeki bir takım çıktılarımızı, hatta hepsini de sağladığımızı düşündük. Daha sonra geriye üretim için gerekli dokümanları hazırlamamız gerekecek ayrıntılı tasarımda. Burada detay bilgiler verilebilir. Yüzey pürüzlüğü, işte bir yüzey ne kadar temiz olmalı ya da yüzey pürüzlüğü değeri ne olmalıdır? Hassas yüzey, daha kaba yüzeye sahip olmalı gibi. Burada detay bilgiler, montaj planlaması, üretim planlaması gibi maliyet tahminleri
ayrıntılı tasarımda da yapılarak biter. Biz şekillendirme ve ayrıntılı tasarımın zaten birçok firmada, sektörde yapıldığını görmekteyiz. Belli bir düzeyde yapılmakta. Ama gel gelelim kavramsal tasarımın maalesef ülkemizde çok yaygın olmadığını görmekteyim. Bunun acilen yaygınlaşması gerekiyor ki asıl neden önemli diyoruz peki? Araştırmalarda şu söyleniyor. Burada kavramsal tasarımda verdiğimiz kararlar değerli arkadaşlar ürün maliyetini %80 etkilemekte. Yani verdiğimiz kararın yanlış olması ilerideki karar verdiğimiz sistemin yanlış olması anlamına gelir. Ürünün yanlış olması yani yanlış tercih olması anlamına gelir. Bu da bizim pazar payımızı etkiler. Katkı durumunu etkiler. Ve bu şekilde silsile zincirleme bir şekilde bize sürekli zarar haline dönecektir geriye. Peki bizim kavramsal tasarımdaki maliyetimiz nedir? Yani kavramsal tasarımın bize olan maliyeti nedir? Bunun oranını da söylüyorlar. %2'nin altında diyorlar. Demek ki biz buraya %2 değil birazcık %3'e, %4'e artırdığımızda kavramsal tasarıma önem verip oraya biraz maliyet yatırım yaptığımızda ileriye yönelik ciddi şekilde bir katkı değer elde edeceğimiz anlamına gelir. Ve diğer bir konu da biz inovasyon yenilik dedik. Tamam, sistematik kısmı bence bu kadar yeterli. Çünkü detaya girdikçe iyice daha nitel hale geçecek ya da detayları vermemiz gerekecek. Buradaki değerli insanları da çok bu vakitlerde yormak istemiyorum. Kavramsal tasarımda diğer bir şimdi sistematik dedik, Ar-Ge'deki birinci ayağımız. İkinci ayağımız kalite ve yenilik dedik. İşte tam kalite ve yeniliğin inovasyon araçlarının kullanılacağı en uygun aşama sistematik aşama, kavramsal tasarım aşamasıdır. Bir kere şunu bilmemizde fayda var. Sistematik bir yol izliyorsak bu dört aşamayı takip edeceğiz. Amacın netleştirilmesi, kavramsal tasarım, şekillendirme tasarımı ve ayrıntılı tasarım. Bunlar bizim temel yolumuz. Ama bu yolu doldurmamız gerekiyor. Yani inovasyon ve kalite araçlarıyla doldurmamız gerekiyor. Burada kalite aracı en iyi tavsiye edebileceğim QFD diye İngilizce kelimelerin baş harfi Quality Function Deployment diye geçen kalite fonksiyon yayılımı dediğimiz yöntem kaliteli ürünler oluştururken ve müşterinin sesine kulak verdiğimiz araçlardır. Yani müşteriden aldığınız bilgileri biliyorsunuz. Bazen müşteri teknik parametreleri bilmeyebilir. Ben hızlı bir ürün istiyorum ya da hızlı demez ama çabuk halletsin işlerimi ya da şunu yapsın işlerimi. İşte bir filtrasyon geliştireceğiz mesela. Berrak su elde etsin diyor. Ama bizim orada kullandığımız parametre bulanıklık parametresi mesela. İşte biz burada müşterinin sesini alıp nereye dönüştürmemiz gerekiyor? Mühendislik parametrelerine, teknik parametrelerine onu yaymamız gerekiyor. Burada müşterilerin tercihi nedir? Gibi birçok soruyu anketle alıp değerlendirebiliyoruz. Bu şekilde kalite fonksiyon yayılımı da özetle tasarım aşamaları arasındaki yayılımı sistematik bir şekilde yapar ve kaliteyi korumuş oluruz. Bu bir. Yenilik için peki ne yapmak lazım? İşte sayın hocalarım, değerli arkadaşlar, burada çok önemli bir araç var. TRIZ diye, Theory of Inventive Problem Solving diye, yenilikçi problem çözme teorisi diyelim biz ona, öyle çevirelim İngilizcesi. Rus kökenli bir Rus, nereden geldiğini şöyle kısaca birkaç cümleyle ifade edeyim. Bir Rus bilim adamı patent ofisinde çalışıyor zamanla ve gelen patentleri değerlendirmek istiyor. Ama değerlendirirken de bir ölçüt, bir kriter belirlemek istiyor. Ne yapabilirim diye düşünürken 40 bin tane patenti üşenmeden alıyor, inceliyor, bakıyor ki ben onlardan yola çıkayım da bir kriter belirleyeyim. Sonucunda da bir kriter de belirliyor. Diyor ki en önemli araçlarından biri bu kişinin 40 tane temel prensip vardır diyor. Bu temel, bütün patentler, o 40 bin tane patent, bu çok sayılı bir sayı bakın. 40 tane temel prensibe dayalı tasarlanmış. Dön dolaş hepsi aynı prensiplere dayalı diyor. Siz bu prensipleri öğrenirseniz saniyeler içinde patent düzeyinde, yüksek inovasyon düzeyinde yani diyebiliriz, birbirine bağlı konular, çözümler üretebiliriz anlamına gelir. Dolayısıyla orada 39 parametre parametrelerin birbirine yani çelişkisi var, teknik çelişkisi var. Bunu detayını tabii göstermeden, bir görsellik kullanmadan anlatmamız biraz daha zor. Ben size en azından bir yol açmış oluyorum burada. TRIZ konusu ülkemizde de yavaş yavaş eğitimleri başladı. Başka ülkelerde, birçok ülkede enstitüleri var.
eğitim kurumları var. Halen geliştirilmeye de devam ediyor belli bir planda. Peki sadece makine mühendisleri mi kullanabilir? Hayır, sadece makine mühendislerine özgü bir yaklaşım değil. Başka mühendislik dallarında, başka bilim dallarında da kullanılmakta. Hatta ve hatta sosyal alanlarda, terör çözümlerinde bile birçok hükümetin, devletin de bu tarz yaklaşımları kullandığını biraz bilgim var. Evet. Birinci aşamamız ne dedik? Ar-Ge'de sistematik olması gerekir. Ara ara toparlıyorum konuyu. İkinci aşama yeni ve kaliteli ürünler çıkarabilme kabiliyeti olması lazım ilgili Ar-Ge faaliyetinin. Üçüncü aşamaya güvenilirliği söylemiştik. Dördüncü aşamaya geldiğimizde bütün o bilgilerin temsil edilmesi, formal bir platformda ama formal bir platformda temsil edilmesi gerekiyor ve yönetilmesi gerekiyor. Bunun için de yine o çalıştığım yerde özellikle dünyada o kurum, Georgia Tech bunu biraz önder olarak takip ediyor, lokomotif şeklinde gidiyor bununla beraber. Burada UML diline, yani birleşik modelleme dili dediğimiz dile dayalı, onun gelişiminden sonra itibaren yine nesnel programlamaya dayalı, IBM, NASA ve Motorola'nın da aralarında bulunduğu birçok firma, kuruluş bir araya geliyor. Sistem mühendisliği alanında biz bir dil geliştirelim. Ortaya çıkan o artık malum sistemlerin birçoğu kompleks hal alıyor. Evet. Elektrik var, elektronik kısmı var, mekanik kısmı var. Dolayısıyla bunları bir modelleyip bir arada tutabilmek ya da en küçük bir noktasında bir güncelleme yaptığımızda bütün sistemin verimli bir şekilde, etkili bir şekilde tekrar revize edilebilecek hale gelmesi için bizim bir dile ihtiyacımız var diyorlar bu büyük firmalar ve diyorlar ki sistem modelleme dili, yani System Modeling Language diye söylediğimiz SSML diye kısaltılıyor, sistem modelleme dili ortaya çıkarılıyor 2011'lerde ve 2-3-3-4 yılda bir de versiyonları çıkıyor sürekli, yani gelişim aşamasında. Orada bir takım uygulamalarla gittiğimde gördüğümde otomasyona yaklaşmışlar artık. Yani bir tasarım yapmamasından tutun, tasarımın geliştirilmesi, çözümler üretmeye yaklaşmak üzereler. Tam bitmiş değil. Biteceğini de çok sanmıyorum çünkü zor bir iş, kolay bir iş değil. Dünya şu anda bu yönde gidiyor. Peki bu yol başka nereye gidiyor? Bilgisayar destekli tasarım yazılımlarını, CAD diye söylediğimiz yazılımları, AutoCAD, SOLIDWORKS, CATIA, ProEngineer vesaire birçok yazılımı, birçok buradaki teknik hocamız, arkadaşımız bir aşinadır. İşte bu bilgisayar destekli tasarımın gelecek nesilleri artık sistem modelleme diline, platformuna, yani bu tarz platformlara dayalı hale gelecek. Artık parametrik, daha parametrik hale gelmek durumunda kalacak. Diyorum. Naçizane fikrim bu yönde. Hocam şimdilik daha devam edebiliriz ama sizin sorunuz varsa alabilirim. Evet. Hocam şu an bu anlattıklarınızdan yola çıkarak kamusal alanda ve özel sektörlerde Ar-Ge faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi adına ne tür tavsiyelerde bulunabilirsin? Bir de bu konularda bilgi almak istiyoruz size. Teşekkür ederim hocam. Güzel soru. Burada hem kamuda şu an TÜBİTAK kapsamında olabilir, özel sektörlerde olabilir, kendimizde işte teknik birey olarak gidiyoruz, bazı projelere bakıyoruz, görüyoruz. Tavsiyem şu, bugün tavsiyelerim de naçizane çıkarımlarım var bir 10-15 yıllık çalışma sonucunda. Genel geçerli bu yöntemlerden tamamı olmasa da faydalanabileceği ve pratik olarak en kolay gelebilecek şekilde bir araç geliştirmeliler. Ama şu ayakları bozmadan, yani sistematikliği, sistematik yapıyı, yenilik kalite şartını, güvenilirlik şartını ve bilgi temsil şartını bozmadan oralardan, bu ayaklardan ne kadar bir sağlam zemin oluşturabilirlerse her sektörün kendine bir model oluşturması gerekiyor ve bu modeli süreklilik haline getirip daha verimli sonuçlar alabilecek hale getirmesi gerekiyor. Tavsiyem bu yöndedir. Bu yönde tabii bu çalışmalar artık bir kişinin yapacağı çalışmalar değil. Farklı disiplinlerde uzmanların bir araya gelerek bu problemin altında ancak kalkabilecek olduğu kanaatindeyim.
Başka sorunuz var mıydı hocam? Umarım cevap verilmiştir. Şimdi gördüğüm kadarıyla hocam birçok disiplin, multidisiplin halinde çalışmalara başladı. Gerek projelerde, gerek makalelerde olsun, ARGE evet. çalışmalarında. Artık multidisiplin çalışmalar kaçınılmaz hale geldi gibi görünüyor. Herhalde siz de buna katılıyorsunuz. Katılıyorum kesinlikle. Son olarak şu an bizi izleyenler arasında hocalarımız da var, öğrencilerimiz de var. Eğitim öğretimde ARGE farkındalığını oluşturmak için ne tür yaklaşımlar izlenmeli? Bu konularda bizlere tavsiyeleriniz nelerdir? Bunu öğrenmek istiyoruz. Teşekkür ederim hocam. Bu da en önemli, artık geldiğimiz hatta en önemli sorulardan bence biri zorlar gibi geliyor bu soru. Neden? Çünkü birçok konu eğitimde başlıyor. Eğitimde bir takım yapıları sağlam inşa edebilirsek, bundan sonraki aşama, çünkü eğitimden çıkan insanlar sektöre geçiyor, başka sektörlere geçiyor, gelişime, ARGE'ye, yeniliğe, inovasyona vesaire, bunlara katkıda bulunmaya çalışıyorlar. O yüzden eğitimi iyi yapmamız gerekiyor değerli hocalarım, değerli arkadaşlar. Gerekirse müfredatlarımızı güncellememiz gerekiyor. Tasarım, inovasyon, tasarım metodolojisi, sistematik tasarım, ARGE, bu konuları, bu dersleri sayılarını artırmak, bu derslerin içeriklerini uzmanlarla beraber oluşturmak, elinde yeterli uzmanlar yoksa, gerekirse başka yerlerden, başka ülkemizde var, bu konularda çalışan hocalarımız da var, uzmanlarımız da var, onlardan da takviye alarak biz merkezden taşralara, bütün mühendislik fakültelerinde, bütün teknik okullarda, gerekirse 2 yıllıklarda da aynı şekilde. Sonuçta herkes bu ARGE sürecinin bir parçasıdır. Bu ARGE süreciyle alakalı her kim varsa ilgili eğitimde, bu ARGE eğitimlerini, gerekirse zorunlu eğitim bile yapılabilir. Yani zorunlu dersler arasında sokulabilir. Ki sokulmalı da. Başka türlü biz ARGE'de daha yavaş yol alırız. Hızlı yol alabilmemiz için özellikle eğitim üretimde Amerika'daki örneği vermiştim. Mesela tasarım yarışmalar düzenlenebilir, ders kapsamında bir takım komiteler oluşturulup bu değerlendirilebilir, dereceye giren öğrenciler teşvik edilebilir. Ve bundan sonra mesela her türlü tasarım proje dersinde bu kavramsal tasarım raporunu çıkartmak örneğin bir standart haline getirilebilir. Örnek, hocam da örnek verdi, Yusuf hocam da. Mesela TÜBİTAK artık bak gördüğümüzde yarışmalarda ne yapıyor? Kavramsal tasarımı ön şart koşuyor. Kavramsal tasarım raporu yeterli olan bundan sonraki şekillendirme ve diğer prototip aşamalarına geçebiliyor. O yüzden ülkemizde bunun farkında olması güzel. Son zamanlarda farkındalık çok arttı. Ben de bu ülkenin bir ferdi olarak bundan gurur duyuyorum, seviniyorum, hoşuma gidiyor. Ve bugün bu konuşmayı yapmamızdaki gaye de bu farkındalığa bir katkıda biz verelim, bir omuzda biz verelim, bir destekte biz verelim amacıyla uğraşıyoruz. Diğer önemli bir yüksek katkı değer oluşturmak istersek eğer, aslında araştırmacılara, buradaki değerli hocalarımıza da benim artık ülke için bir isteğim olabilir. Bu anlattığımız platformu, yani bir ARGE 4 ayak, o sağlam yapıyı oluşturabileceğimiz bir CAD yazılımı olabilir, bilgisayar destekli mühendislik yazılımı olabilir. Neden bir milli yazılım işine girmeyelim? Çünkü dünya da bunu tamamlamış değil. Henüz çabalar devam ediyor. Belli bir birikimimiz varken bunu belki 15-20, belki 40-50 tane uzmanın bir araya getirip bir proje kapsamında olabilir ya da farklı şekillerde çalışmalar olabilir. Benim önerim bu yöndedir. İnşallah ülkemiz için, bu memleket için, bu vatan için bir şeyler yapmak gerekiyor. Biz bu memlekette yiyoruz, içiyoruz, onun toprağındayız ve bu şekilde faydalı olmamız gerektiği kanaatindeyim. Evet, dediklerinizle sonuna kadar katılıyorum hocam. Yani milli teknoloji hamlesi kaçınılmaz. Gördüğümüz çok güzel projeler var. Şu COVID-19 bu sürecinde görüyoruz. Bazı Avrupa ülkeleri, evet, dünya ülkelerinin birçoğu sınıfta kalmışken ülkemiz çok güzel başarılara imza attı. İşte yerli solunum cihazlarından tutun. Yine aynı şekilde savunma sanayisinde de çok büyük hamlelere imzalar atıyor.
Yani milli teknoloji olduğu zaman güç bizde oluyor. Milli yazılım olduğu zaman güç bizde oluyor. Mühendisliği de sistematik hale getirdiğimiz zaman, aslına ve kitabına uygun bir şekilde yaptığımız zaman daha başarılı bir şekilde projeler çıkaracağımızı inanıyorum ben de. Hocam bir de katılımcılarımızdan sorular geliyor. Şu an sohbet bölümünden soruları alabiliriz. Chat evet, bölümünden arkadaşlar. Ben gelen soruları hocam siz de görebiliyor musunuz hocam soruları? Şimdi bakıyorum hocam. Mustafa Erkan Abur. Ondan bir soru gelmiş. Okuyalım. Güvenilirlik oranı bilgisayar ortamında yapmak ne kadar sağlıklı? Çünkü bu analizlerde birçok kabuller yapılıyor. Gerçeğe yaklaştırılıyor ama gerçekçi deneyler gibi de olmuyor. Hatta %5, %3 veri sapması normal karşılanıyor. Bu yüzde dilimi küçük olsa da 100 uçaktan 3 uçağın bu hatadan düşmesi çok büyük bir olaydır. Acaba hangisi daha sağlıklıdır? Fiziksel deneylerle verilere ulaşmak mı yoksa soft ortam analizleri mi? Şöyle, ben ikisini birlikte öneriyorum. Yani bir deneyi şöyle tarif etmek lazım. Benim anladığım kadarıyla. Şimdi belirsizlik analizinde en büyük problem şudur. 10 tane veriyle mi o belirsizliği hassas bir şekilde modelleyebiliriz? 20 tane veriyle mi? Yani deney sayısını ne kadar artırırsak, tabii ki ben o belirsizliği daha doğru bir şekilde. Çünkü deney, elle tutulur, en canlı, güvenilir testlerden. Tabii onun da güvenilirliği tartışılabilir ama bir bilgisayar ortamından daha güvenilir olduğu genelde varsayılır. Ama burada sıkıntı şu, biz evet 20 tane, 50 tane nereye kadar deney yapabiliriz? Deney yapabilmemiz, yani deney sayısında bizim bir maliyeti vardır. Bir yapılabilirliği vardır. Olabildiğince deney sayımızı artıracağız. Benim naçizane cevabım. Ve o deney sayısından da en hassas şekilde istatistiksel yöntemler kullanarak o belirsizliği en uygun dağılımla modellememiz gerekiyor. Bunu yapabilirsek ancak doğru sonuçlara ulaşabiliriz. Bunu yapmadığımızda, rastgele bir emniyet kat sayısı aldık kullandığımızda, o zaman ne olur? İki sonucu olur. Bir, 10 kat emniyetle tasarlarsak örneğin bir sistemi, belki de bizim sistemimiz aslında belirsizlik şartlarını dikkate aldığımızda 7 kat emniyetle %100 güvenilir çalışabiliyordur yıllarca baktığımızda. O zaman neden fazladan 3 kat kullanayım? Neden fazla malzeme kullanayım? Neden katkı değerimi düşüreyim mantığı var? Ya da 10 kat emniyetle tasarladığım başka bir sistemin belki de %100 güvenilir dediğim aslında karşılamıyor. O da zayıf bir tasarım haline geliyor. O zaman ben onun daha yüksek kat emniyetle. Yani emniyet kat sayısının artık tarihe yavaş yavaş karışacağı buradan ortaya çıkıyor. Ne yapmamız lazım hocam? Sistem üzerine, ya yani bir ürünse eğer, bir sistemse var olan bütün belirsizlik parametrelerini belirlememiz gerekiyor. Önce hangi parametreler belirsizlik içeriyor? Ona bakmamız gerekiyor. Malzemeden kaynaklı mı olabilir, insandan mı kaynaklıdır? Bütün parametreleri belirleyip bunları da deneylerle mümkünse yapabildiğimiz bütçenin yettiği kadar, zamanın yettiği kadar deneylerle takviye edip ve bilgisayarda da istatistiksel yöntemlerle modelleyip ondan sonra en son güvenilirlik hesaplarını yapmamız gerekiyor. Umarım naçizane cevap verebilmişimdir. Evet, Niyazi Üzüncü'nün bir sorusu var hocam. Bahsettiğiniz güzel bir soruydu bu arada. Kitap ve kaynak önerebilir miyiz diyor. Yaklaşımlar tabii ki sistematik mühendislik tasarım yaklaşımı PAL ve BIT diye yazarsanız burada şöyle, yani belki uygun olur bilmiyorum ama biz bir hocamla, kendi danışman hocamla Türkçe'ye çevirmiştik, 8. dildi galiba. Yalnız onun basımı bitti, o yüzden rahatlıkla söyleyebilirim, basımı yok. Hüseyin Rıza Börklü hocanın web sitesinde sunumları var. Hüseyin Rıza Börklü benim danışman hocam, doktor hocam. Web sitesinde sunumları var. Ayrıca yine benim de takviye edeceğim sunumlar olursa memnuniyetle, ya da anlamadığınız konularda ya da öğrenmek istediğiniz konularda, illa özellikle şu konudan ben sizden bir sunum istiyorum diyen hocalar varsa o da olabilir. İkincisi, belirsizlik analizi açısından soruyorsanız Amerika'daki hocamın kitabı gayet güzel. Springer'de yayınlanmış. Dünyaca tanınır kişilerden. Sen kuyum çoyu şeklinde yazılıyor. Şurada yazabilir miyim yoruma? Yazabilirsin. Type your comment. Şurada yazalım hocam.
Onun şurada umarım gelmiştir. Evet geldi. Reliable view. Paste. Bu şekilde de kitabı var. Niye göremiyorum yazdığımı? Görebiliyor muyum? Geldi hocam. Geldim hocam. Belirsizlik analizinde, yapısal analizde az önce anlattığım o mühim konuları yeni anlatan kitaplardan biridir. Ben de o kitaplardan çalışarak öğrendim ama tabii yetmediği yerlerde takviye yapmamız gerekebilir. Altyapı, bir istatistik çalışmanızı da öneririm bir 5-6 ay. O şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Hocam söz hakkı isteyen var Mustafa Evet. Bey. Ömer Faruk Öksüzoğlu'ndan gelmiş hocam bir soruda. Hocam bahsettiğiniz konu generatif dizayn mantığıyla uyuşuyor mu? Bazı programlar bu konu üzerine yeni çalışmalar içindeler. Yakın konular. Yani generate oluşturmak demektir. Yani var olan şey yani orada ne yaptığınız önemli. Oluşturacağınız konsept oluşturmaksa evet. Kavramsal tasarımın önemini anlamış ve o yönde gidiyor anlamına gelirler. Ama temel olarak arkadaşlar bence henüz yetersiz ortaya. CAD yazılımlar, CAD firmalarının ara sıra bakıyorum. Ulaştığı sonuçlar hala yetersiz. Ki uğraşıyorlar daha henüz uğraşıyorlar. Tavsiyem naçizane doktora izine bakabilirsiniz. Orada ben detayları anlattım. Her konuyu, her kaynağı fazla araçlara yeterli kaynaklar da vererek orada takdim etmeye çalıştım. İnşallah size naçizane bir faydam olur. O doktora tezim vardır YÖK'te açık erişimde. İlk günden beri zaten açık olmasını istedim ben hep. Başka hocam? Mustafa Ertemavul'dan bir soru daha gelmiş hocam. Katma değer getirisiyle ilgili bir örnekten bahsetmiş. Türkiye'deki tek robot fabrikası olan Atkinsoft'un bir röportajında yazılım kartının yerli olmamasının nedenini izah ederken şöyle söylüyor demiş. Çin'le üretim açısından yarışmamız mümkün değil ve daha maliyetlidir. O yüzden ihtiyaç ve gerek duymuyoruz. Altyapımızdaki sıkıntılardan dolayı bu mantıksız olur diye bir açıklama yapmışlar. Yani katma değeri düşük bir sektör demek istiyor. Peki bu bizim gelişimimizi ve ilerlememizi engellemez mi? Yani katma değer getirisine göre davranmak gelişmeyi engellemez mi? Şimdi şöyle, benim tavsiye ettiğim, dikkat edin, o dört ayak sadece işte katma değeri artırsın, başka hiçbir şey yapmasın mantalitesi değildir. İşin içinde biz ne katmaya çalışıyoruz? İnovasyon katmaya çalışıyoruz. Yani pazarda var olmaya çalışıyoruz aslında inovatif ürünlerle. Bu inovatif ürünle katma değeri yüksek olur ya da düşük olur. Ama pazarda varız anlamına gelir. Bu bir. Sistematik bir yol izlememiz gerekiyor. Birçok çözümü göz ardı etmememiz gerekiyor. Öyle bir lüksümüz yok. Kaçırmamamız gerekiyor. Yani sistematik bir yol takip etmemizde fayda var. Üçüncüsü, dünya dijital bir çağa gidiyor. Bilgi temsili, bilgi yönetimini illaki bizim Ar-Ge faaliyetlerimiz içine koymamız gerekiyor. Artık yani dosyalarla ya da kağıtlarla bir şeyi arşivlemek güç hale gelmeye başladı birçok veriden dolayı. Güvenilirlik de işin diğer bir konu tarafı, yaptığınız, ortaya çıkarttığınız ürünler güvenilir olmadıktan sonra, her ne ben iddia edeyim, yani performansım birken 5 yaptığımı iddia edeyim. Bu gerçekte ortaya çıkmadıktan sonra maalesef istenen kaliteyi sağlamamış anlamına gelirim. Güvenilirliği sağlamamış anlamına gelirim. Yani oradaki dört sağlam ayak vardır. Sadece ben burada katkı değer üzerine durmaktansa, tabii katkı değerli ürünler bize, ülkemize, çevremize illaki ferah düzeyi vesaire birçok açıdan faydası olacaktır. Ama sadece oraya odaklanmak gayesinde değilim. Ben oradan bir kıvılcım aldım ve daha geniş bir manaya doğru sizlere teşvik etmeye çalışıyorum işin gerçeği. Umarım Mustafa Bey cevap verebilmişimdir. Bu arada güzel sorularınız için teşekkür ederim. Gayet yani içeriye yönelik gayet kapsamlı sorular. Yani normalde Çin'de daha üretilmiş olsa biz onu yazılımla etkin ve verimli bir şekilde kullanabildikten sonra piyasada da rekabet edebilecek güce geldikten sonra Evet. Herhalde başarıyı elde edebiliriz diye düşünüyorum. Bugün haberlerde okumuştum. Filipinler Amerika'nın Apache helikopterleriyle olan anlaşmasını iptal ettiler. Şu an bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'yle anlaşma yaparak Atak helikopterlerine yönelik bir
talepte bulunmuşlar. Yani burada yazılım, dijital dönüşüm gerçekten ön planda. Mevcut kartların en etkin vaziyette kim kullanabiliyorsa, hangi ülke kullanabiliyorsa herhalde onlar evet. daha büyük yol alacak diye düşünüyorum ben. Yanlış düşünmüyorum. Evet, bir gidişat var. O gidişatı bizim bir şekilde yakalamamız gerekiyor. Yani çok gerisinde kaldık. Ne zaman gerisinde kaldık? Hep problem yaşadık. O yüzden geç kalmamak lazım kanaatindeyim yani. Evet, Ömer Faruk Öksüzoğlu'ndan bir soru gelmiş. Bu generatif design birçok parametreye dayalı olasılıklar içerisinde en iyi durumları analiz edip bize çeşitli istatistikler çıkarıyor hocam diye belirtmiş. Herhalde güzel. Bilgi sorudan ziyade bilgi gibi olmuş bu. Evet, evet. Yani olabilir. İşte güvenilirlik yani istatistiğe dayalı sonuçlar verebilir ama bu sefer de inovatif sonuçlar vermede yetersiz olabilir. Yani bizim önerdiğimiz bu sistemde hem inovasyon var, hem güvenilirlik var. Yani belirsizlik altında sonuçları analiz etme var. Hem sistematik yol takip etmek var, hem bilgi temsili ve yönetme var. Dört ayağın arkadaşlar unutmayın, bu çok önemli. Biz bunu sağlarsak birçok ülkeyle çok rahat bir şekilde, daha güçlü bir şekilde rekabet edebilir hale geliriz kanaatimce. Evet. Evet, şu an Hüseyin Arıkan hocam da odaya girme talebinde bulundu. Hocam da odaya aldık. Buyursunlar hocam. Herhalde hocam da söyleyeceği bazı cümleler var. Eyvallah. Teşekkür ederim Murat Hocam. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Rica ederim Sayın Hocam. Gerçekten Yusuf Hocam sana da başarılar diliyorum. Güzel Eyvallah. Bir program oldu. Ben gerçekten çok akşam da takip ettim. Şimdi de pekişti. Çok keyifliydi. Gerçekten çok bakir bir alan. Bu konuda da nadir yetişen insanlardansınız. Rabbim inşallah sayılarınızı artırsın. Güç kuvvet versin. Başarılarınızı daim kılsın. Ben burada aklıma tabii sistematik tasarım hep Murat Hocam'dan hem öğrencilere hem burada anlat dedik ama müfredatlarla ilgili deyince dedim ki eyvah yani biz seçmenlerin grubuna teknik seçmenlere mi koysaydık fakat işin güzel tarafı ben Ar-Ge ve inovasyon tekniklerini tek bir dönemde çift dönem yapmıştık. Yani evet. orada bölümün gerek teknik resimle yani CAD/CAM uygulamalarıyla gerek farklı eksikliklerini içeriğini kendimiz oluşturuyoruz onu genelde. Evet. Geçen dönemlerde mesela teknik resim boşluklarımızı gidermiştik. Bu dönem ben aslında Ar-Ge dediğimiz zaten sistematik tasarım içerisine giren bir konu ve ikişerden dört saat iki dönem var. Yani şartlar nasıl olur bilmiyorum hocam. Yani şu anda konuşmak belki erken ama inşallah bizim ileriki dönemlerde de bu dersi içerisinde sizleri de ama sürekli ama en kötü şartlarda hangi hoca veriyorsa sizi bir iki haftalığına böyle misafir etme nasıl olur bilmiyorum içerik noktasında şu anda tam önümüzü göremediğimiz için inşallah ben şuna inanıyorum yani en azından burada kendi üzerime mesuliyet atfediyorum sizin konuşmalarınızdan yani bir fakültenin idare kısmında olmanın verdiği sorumlulukla konuşuyorum. Bunu inşallah Seyit Şerif Ahmet Yengiz Mühendisliği Fakültesi'nde biz bunu sizinle zaten başlatmıştık. Derse geldiğiniz dönemlerde hala şu dönem veya daha önceki dönemlerde yaptığınız çalışmalarla aslında bunun kıvırcımını Mehmet Kaycı Hocam'la attığınızı biliyorum. Öğrencilerle yaptığınız grup çalışmalarını da takip etmiştim. Ama daha formal hale getirmek için inşallah bunun bir kıvırcımını yani kıvırcımı birazcık da ateşe dönüştürmeyi yapacağız inşallah. Yani en azından biz burada bu işe başlayacağız. Yani aslında bu birazcık da şöyle, ben sizin anlatımlarınızdan iki gündür şöyle düşünüyorum. Ar-Ge'yi çok herkes konuşuyor ama Ar-Ge'yi sizin konuştuğunuz gibi pek konuşanı çok rastlamadım. Yani çok konvansiyonel bir Ar-Ge konuşmaları oluyor. Herkes proje yazıyor ama herkes birazcık böyle kara düzen gibi gidiyor. Yani ben biraz sizin Ar-Ge çalışmalarınızı Advanced Ar-Ge olaraktan şey yapıyorum. Hatta yani eğer Ar-Ge ile ilgili lisansüstü ders varsa eğer ikincisini açmak istersek Advanced Ar-Ge diyebiliriz. Çünkü intermediate oluyor genelde ya da elementer oluyor. Dolayısıyla yani çok yürekten tebrik ediyorum. Allah gerçekten gücünüze güç katsın. Seyit Şen'e verdiğiniz emekler için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu dönem hem iki dersimize de destek verdi hocamız. Buradan da en azından teşekkür etmiş olalım.
webinar etkinliği kapsamında. Rica ederim. Hocam ben böyle bu kadar konuşmak istiyorum. Yani bir de yazılımla ilgili şey dediniz. Yani o beni bayağı sarstı. Yani mesela bu bilgi sistem sistem modelleme dili hocam. Ha, birleşik modelleme dilinde yapılan daha sonuçlanmamış yazılımlar ve yurt dışında takip ettiklerinizden bahsettiniz. Evet. Yani bu noktada şöyle belki bir etrafımızdaki bilgisayarcı, makinacı bu konuyla ilgili arkadaşlarla yani Konya Necmettin Merkez, Seydişehir, Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya Teknik, hatta Selçuk'un Teknoloji Fakültesi kimler varsa bir platformda yani önce şöyle yapılabilir. Hocaların bu konuyla ilgili olan hocaların yakın veya teyit geçen veya bu konuyla ilgili hocalar tespit edip sonra link kurulup yani bir komplike bir üniversiteler arası bir platformda herkese belli bir model şey yapılabilir. Bir bütünün parçaları pay edilebilir. TÜBİTAK belki hangi kapsamda müracaat edilir bilmiyorum ama veya evet, farklı şeylerde farklı platformlarda proje yazabilir. Ve bunun bir şeyi inşallah yani siz bunu söylediniz aslında inşallah bazen duygular ve düşünceler dua niteliğinde olur. O da Cenab-ı Hak bazen tesirini hak eder. İhlaslı olduğunda Cenab-ı Hak farklı tesirini hak eder. Bir sebepler zinciri olması lazım. İnşallah bu programlarda bunlar için bir zincir olur. Yani insanların uyanması noktasında. Bizlerin i̇nşallah, uyanması noktasında. Inşallah. Yani ben bunu çok önemsedim. Bu tip yazılımların en azından önemli ve deminki Mustafa'nın sorusuna da burada ben bir katkıda bulunmak istiyorum. Akınsoft'la ilgili. Çok bana çok saçma bir yaklaşım geldi. Yani buradan kendisi izlerse de duysa da hiç önemli değil. Biz her ne yaparsak kendimizin üretmemiz lazım. Ucuz oldu diye eğer sürekli tedarik yoluna gidersek bizim kendimizi geliştirmemiz mümkün değil. Yani bugün sadece işçiliğin dışında Çin'in fazla bir ucuzluğu da şey de yok. Türkiye'de de işçilik şey değil. Yeter ki biz makul seviyelerde bir şeyler yapmaya başlayalım ki bugün işte solunum cihazlarına maskelerde demek ki yani niye Çin dağıtamadı dünyaya? Yani biz görmekte daha demek ki ekonomide üretiyoruz biz. Hocam daha İHA'lar, İHA'lara baktığımız şey zaman. Ve yani İHA'lar, SİHA'lar da öyle. Dolayısıyla biz bazı şeyler küçümsemememiz lazım. Yani bir şey üretme noktasında asla kimse bu aslında milli bir mesele. Yani kart üretme, çip üretme şudur budur, yazılımdır. Bunlar bakın Havelsan'da mesela güzel müjdeli bir haber akademik düşüncede paylaşılmıştı Yusuf Hocam ki Havelsan'da mesela şu yapılan webinar Jem'dir ondan sonra neyse Webex'tir vesairenin yerli yapımları şu anda çalışılıyor. Evet. Bunlar da yani Allah'a çok şükür yani bunlar bu koronanın bize kazandırdıkları belki de yani biz bir defa asla ve kata hiç kimseden bağımsız biz kendimizi geliştirmemiz lazım. Bunu derken onlarla iletişim halinde olmayacağız, onların teknolojisini hiç kullanmayacağız, sıfırdan başlayacağız anlamda değil ama bize ait milli olanı sürekli tercih etmemiz lazım. Bu da sizin gibi akademisyenlerin yani bu noktadaki gayretleri, iştiyakları, hedefleri, idealleriyle olacak inşallah. Yani ben bu noktada Cenab-ı Hak inşallah fırsat verir, güzel şeyler olur diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Teşekkür ediyorum. Katılımcılar için de Mustafa Gide öğrencilerimize de çok teşekkür ediyorum. Yani sizin ektiğiniz tohumlar okulda gerçekten bu öğrenciler bizim öğrencilerimiz. Yani okulda da çok ciddi güzel bir hocamın önderliğinde güzel WhatsApp gruplarında çalışmalar yapan öğrenciler bu arkadaşlar. Hatta TÜBİTAK projesi hazırlıyorlar. Yani bir lisans programında bunların çıkması bence çok ciddi manada kayda değer. Öğrencilerime yürekten teşekkür ediyorum. Yani soruların ciddiyeti belki yüksek lisans doktora seviyesinde. Yani olayı idrak ettiklerinin anlaşılıyor. Yani sindirmişler işlerine. Dolayısıyla siz de fark ettiniz. O noktada sizin şeyiniz, ifadeniz oldu. Onun hocam için akademisyenlerden de... bile hani ben akademisyen zannettim arkadaşlar. Öğrencilerimiz galiba değil evet, mi? Evet. Öğrenci. Mustafa sizin ne öğrenciniz. Güzel. Yani biliyorsunuz Mustafa Erkam'ı bilirsiniz. Şu robotik çalışan arkadaş. Mekatronik çalışan, çalışan arkadaş. Tamam. Ve o yani, başkanlar epey bir grubu da tetikledi. Okulda çok ciddi emekleri oldu. Ben çok takdir ediyorum. Yürekten de tebrik ediyorum.
Yani aslında okulunu uzatsak mı ne yapsak bilmiyor musun? Ya da okulu bitirip inşallah Rabbim fırsat verse de keşke asistan olarak ben ya da farklı platformlarda okulu ispat etsek, yüksek lisansına, doktorasına keyifle çalışırız Mustafa'yla. Çünkü gayretleri mahsur seviyede ve bir şeyler üretmenin heyecanı var. Etrafa müthiş bir sinerjisi var. Yani paylaşımcı bir arkadaş en önemlisi. Yani böyle bilgiyi sürekli paylaşan asla şey değil. Yani bilginin cimrisi veya saklayan bir tip değil. Tabii bunların önünü açan da Yusuf Hoca'ya da iman etmemek lazım. Yusuf Hoca'nın güzel grupları var. Ben takip ediyorum. Yani Yusuf Hoca'mı gerçekten buradan tekrar tebrik ediyorum. Yani Allah razı olsun. Maksat, mesele işte birilerinin önünü açmak. Yani bir fırsat vermek. Fırsat verince yani bizim milletimizin yapamayacağı hiçbir şey yok. Kesinlikle öğrencilerimiz de maşallah cevahir gibi. Yeter ki biz onlara güvenelim, fırsat verelim, ortam hazırlayalım. Çok güzel şeyler olur. Ben en azından Seyitşehir adına bunları söylemek istedim. Müsaadenizle ben de... Uzattım, hakkınızı helal edin ama yani... Estağfurullah hocam. Bunu güzel olunca böyle konuşma ihtiyacı hissettim. Müsaadenizle ben de naçizane bir takım konuşmalarınıza cevap verme ihtiyacı hissettim. Estağfurullah. Öncelikle Allah razı olsun iyi bakışınız için. Bana karşı hem işte Yusuf hocamdır. Yani fayda yapmaya çalışan her kimse. Ders, hizmet anlamında ben ona hizmet diyorum. Yani bizim Seyitşehir'e gelip gitmemiz... Arkadaşlarım bazıları dediler ki yani ya hocam oraya kadar gidilir mi şöyle mi böyle mi? Hocam dedim her şey maddiyat değil. Her şey maddiyat değil. Biz burada vatana, memlekete, devletin 3 kuruşunu alıyoruz. Bunun hakkını vermemiz gerekiyor. Verebildiğimi ben sanmıyorum kendi adıma da. En azından bir çaba göstermem lazım diye öyle bir yola girdik. İkincisi hocam dediğiniz, daha doğrusu ikincisi önce şunu bir ben sizi takdir ederek büyük saygıyla şunu ifade etmem gerekiyor. Hemen üstünüze alınırız mesela. Ne güzel bir şey. Yani idareci olarak acaba biz ne yapabiliriz? Yani böyle bir Ar-Ge kültürünü eğitim öğretim platformunu oturtmamız için ne yapmamız gerekiyor? Hocam onu ben zaten gördüm. Ne güzel 2 tane değerli hocamız var, yardımcınız. Mehmet Kayırcı hocamız. Ben bu konunun önemden birkaç cümle bile kurduktan itibaren hemen dedi ki hocam biz bunu burada yaygınlaştırmamız gerekiyor. Sistematik mühendislik olayını burada yaygınlaştırmamız lazım. Ne yapalım şunu? Hemen hocama ben sunumları gönderdim. Şöyle yapalım. Hocam gerektiğinde hiçbir şey önemli değil. Ben atlar gelirim. Yani yapmam gereken bir şey varsa. Hiçbir karşılık beklemeksizin. Elimden gelen neyse size de açık yine söylediğim hocam. Hiç önemli değil. Gelirim ayda bir, 2 hafta neyse. Yani belli zamanlarda gelirim. Anlatmam gereken, yapmam gereken, naçizane katkıda bulunmam gereken neyse sonuna kadar ben açığım. Yeter ki vatan, memleket için bir şeyler Allah yapalım. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Cümlenizden evet, hocam. Benim odadaydı. Mehmet hocam da vardı. Murat hocam da. Tam böyle bu konular geçince Mehmet hocam hemen heyecanla ya bunun hemen konferansını yapalım, şey yapalım. Ben de afişini hazırlamıştım. Bu konferans evet, aslında örgün yapacaktık biz bunu. Örgün düşündüydük. Örgün düşünmüştük. Afişini falan hazırlamıştım ben. Mehmet hocam da o heyecanla ben de şahit olmuştum kendisinden de Allah razı olsun. Şu an bizleri dinleyen ve izleyenlerin arasında kendisi de buradan selam söylüyorum. Evet, ben de teşekkür ederim. Yurt dışındayken, yurt dışında çalışırken baktım değerli arkadaşlara burada genç arkadaşlara görünce heyecanlandım ve çok sevindim. Yani arkadaşlar gözümüzde hiçbir şey büyütmeyelim. Yani onlarda olan bizde de var aynı şekilde. Zeka, kapasite, araştırma, hırsı, yani ya da hizmet. Altyapı da var elhamdülillah hocam. Eski gibi değil. Şimdi yani ayağa yere basan projeden destek bulmadığı platform yok yani. Gerçek yok hocam. Yani. Yani eskisi gibi yani değil. Yani altyapı da değil. Yani öyle hani şunu yapacağım da imkan yoktu, para yoktu. Yok yani. Yok, öyle bir durum istiyorum. Yok. Ben de kendimi eleştiririm. Eğer bir şey yapamıyorsam, eğer bir enerjim bitmişse o benimle alakalı bir şeydir. Bizim canlanmamız lazım, çalışmamız lazım. Yani onlar bizden çok 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 ileride gibi görmeyelim lütfen. Bir araya gelirsek bu açığı çok hızlı bir şekilde kapatırız. Bizler de orada gittik, çalıştık, çabaladık. Buraya getirip ben yüksek lisansla anlatmaya çalışıyorum. Danışmanlık yaptığım firmalarda bu söylediklerimi uygulamaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Okulu bitirdiği zaman arkadaşlarım doğrudan direkt yani özel sektörde çok rahat bir şekilde mühendisliğini yapabilecek hale getirebilmemiz lazım bu diye genç arkadaşlara. Kendine özgüvenli bir şekilde mezun olabilmeleri gerekiyor. İşte bunun için ne yapabilirsek iyidir yani bu arkadaşlar için. Ben de onun için çabalamaya gayret ediyorum hocam. Elimden geldiği kadar. Sözlüklerim bu kadar hocam. Eyvallah. Soru varsa alabilirim.
Utku Karakaya'dan hocam bir soru var. Onu da atlamayalım. Onu fark ettim yani. CAD yazılımları yetersiz ve hala geliştirme aşamasında dediniz. O zaman kusursuz bir tasarım olabilir mi? Olursa da hata payı olur mu şeklinde bir soru sormuş. Kusursuz bir eser biz yapamayız. İnsanoğlu yapamaz. Buna ben %100 eminim. Yani kusursuz diye bir durum, o ne dedim ders, yani ders demeyin pardon, açık söyleşinin başında. %100 güvenilirlik diye bir şey olamaz. Öyle bir olasılık yoktur. %99 belki olabilir ama %100 olamaz. Belirsizlikleri biz bilemeyiz. Yani hepsini kestiremeyiz, tamamen göremeyiz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Biz bu belirsizlikleri en iyi şekilde modelleyip en güvenilir tasarım bulmamız gerekiyor. Her zaman için bir daha fazla güvenilir bulduğumuz tasarım bizim için en iyidir mantığıyla hareket etmemiz gerekiyor. Yani mevcut sistemlerini öğrenmeniz güzel bir şey. Sonraki adımlar için de arkadaşlar bu söylediklerimizi dikkate alırsanız seviniriz. Bu alanlarda da yani yüksek lisans doktora yapan insanların artması gerekir. Teorik konularda çalışanların olması gerekir. Naçizane. Evet. Evet, Şaban Hoca da bir mesaj yazmış. Sayın hocalarım çok değerli bilgiler verdiniz. Gerek öğrenci arkadaş diye kısa kesilmiş herhalde şey, tam cümle. Cümle tam oturmamış. Kesilmiş herhalde Şaban Hoca. Evet. Herhalde teşekkür mesajıydı herhalde. Enes Vural da herhalde orada bize bir şey yazmış hocam. Enes'i de gördüm. Evet, yeni gördüm. O da öyle, onu ben okumayayım artık. Şey yapmış, evet. Bize karşı bir övgü de bulunmuş. Yani Allah razı olsun. Demek ki bir kardeşimizin bir gönlüne girmişiz ders anlatırken. Onu ifade etmiş herhalde. Hocam okuyabilir o mesajları. Teşekkür mesajlarını hocam okusun. Evet. Şaban Hoca evet, mesajını düzeltmiş. Teşekkür ediyorum kendi adıma. Bağlantı kesildiği için yazdıklarımın sadece yarısı gelmişti. Teşekkür mesajı yazmış. Utku Karakaya da yine aynı şekilde teşekkür ederim demiş. Başlangıçtan bu yana da tabii selamlarını ileten arkadaşlar var. Fakülte sekreterimiz Recep Bey'den de başarılar diliyorum şeklinde bir mesaj gelmiş. Mehmet Karıcı hocamdan yine hayırlı olsun başarılar demiş. Benim kızım da programı izleyenlerin arasında, o da hayırlı Ramazanlar demiş, başarılar dilemiş. Murat Armağan yine aynı şekilde selamlarını iletmiş. Diğer soru soran arkadaşlarımıza yine aynı şekilde programın başında Ömer Faruk Öksüzoğlu ve Mustafa Erkan Adil de başarılar evet dilemişler. Onların da evet, Niyazi Üzümcü de aynı şekilde başarılar dilemiş. Buradan iletmeden geçmeyelim. Evet, herhalde sorular bitti gibi. Programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Hocamıza bu engin bilgilerinden dolayı, bizlere katkı sağladığından dolayı da çok çok teşekkür ediyorum fakültem adına. Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi olarak bir farkındalığı oluşturma adına birçok projelere imza attık. Bunda Hüseyin Hocam'ın da destekleri söylenmeden geçiremez. Kendisine de teşekkür ediyorum. Gerek elektromobil yarışlarında, gerek teknofest yarışmalarına öğrenci arkadaşlarımızın girişimleriyle ve öğrencilerimize danışmanlık, proje danışmanlığı yürüten hocalarımıza da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel başarılara imza atıldı. Hele elektromobil yarışmalarında Konya'daki üniversiteler içerisinde de biz tektik o ilk yarışmamızda. Bu da bizim için bir gurur meselesiydi. Güzel sonuçlar elde ettik. Gecesiyle gündüzüyle çalışan, harcından sıvasına, inşaat mantığı gibi konuşuyorum biraz, emeği olan tüm arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Bundan sonraki projelerimizde de bu webinarın konusu gereği daha sistematik mühendislik yaklaşımlarıyla girmeyi umut ediyoruz. İnşallah hocam. Arge mantıklı. Yani onları biraz bizim çıraklık dönemi, kalfalık dönemi, ustalık dönemlerinde artık sistematik mühendislik tasarımlarıyla yaklaşımlarda bulunmayı arzu ediyoruz. İnşallah Rabbim emeğimizi yağlı eder. Hocam İnşallah tekrar hocam. Rabbim himmetinizi âli eylesin. Vermiş olduğunuz destekleri bizler görüyoruz. Rabbim ahirette de bu dünyada da
vermiş olduğunuz bu hizmetlerin karşılığını bereketlendirerek versin diyoruz. Bu da Ramazan duası olmuş amin olsun. Amin hocam, amin inşallah. Amin. Tüm izleyicilerimize ve katılımcılarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sizlere de son sözlerimi bir daha sözü almak için. Hocam öncelikle Hüseyin hocamız, büyüğümüz başta olmak üzere. İşte Yusuf hocam hiç yorgunluğunu, gözlerindeki yorgunluğunu dikkate almaksızın günlerce, saatlerce devamlı çalışıyor. Onu görüyorum. Kendisinden Allah razı olsun. Dışarıdan zaten ben o çabayı görüyorum. Bir yandan da hatta hocaya dedim, hocam biraz yoğunluk var ama derslerle beraber, ama baktım ki hocanın yoğunluğun yanında ben yoğun değilim dedim kendi kendime. Hatta bulunmam lazım dedim yani. Suçlandım, kendi kendimi suçladım açıkçası yani. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah kabul etsin yaptığınız her türlü hizmeti, her türlü iyiliği. Buradaki arkadaşlarım da çok sevindim. Katılımı öğrenci arkadaşlarının bilinçli olması beni çok heyecanlandırdı, mutlu etti yani. Arkadaşlar ben de her zaman öğrenciyim. Hiçbir zaman ben mezun olmadım yani. Hep öğrenmeye çalışıyorum. Hiçbir zaman biz öğrendik, bitti, tamam dediğimiz an kaybetmişiz demektir. Devamlı öğrenmeye açık olmamız lazım, gelişime açık olmamız lazım, eleştiriye açık olmamız lazım. Saygıyla eleştirdiğimiz zaman karşı tarafta eminim bunu iyi karşılayacaktır. Ben bu özelliği yabancılarda da çok gördüm. Yani eleştiriyi çok seviyorlar. Yani yapıcı, saygılı eleştirdiğiniz zaman ben de hoşuma gidiyor. Yani eleştirilmek, her zaman dersi anlatırken de öğrencilere diyorum, beni eleştirin arkadaşlar, sürekli varsa eksiğim söyleyin. Bu güzel bir özellik. Yani eleştiri bizi geliştirir arkadaşlar. Özetle uzatmayın. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. İnşallah katkımız olmuştur. Her zaman içinde bütün, yani sadece buradaki öğrenci arkadaşlar değil, bu ülkenin her türlü evladı, büyüğü, her kimse kapımız açık elimizden geldiği kadar. Ben sonuna kadar ömrümüz yettiğince faydalı olmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Eyvallah. O zaman programımızı burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki webinarlarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun diyorum. Gününüz hayırlı olsun.